Değerli izleyiciler, yepyeni bir sosyal medyatik programıyla karşınızdayız. Bu hafta sosyal medyanın gündeminde en çok yer eden iki konu başlığı, Taksim Camii açılışının ardından Ayasofya'da düzenlenen bir etkinlikte Atatürk'e dil uzatılması ve organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifşaatları oldu. Program yapımcımız Kemal Şahin Talan, bugünkü yayınımızda bu iki konuda sizlere düşüncelerini anlatacak. Programımızın sonunda da astrolog Emine Akkaya haftanın yıldız falını sizler için açıklayacak. Bizi izleyenlerden ricamız, henüz abone olmayan dostlarımızın sağ alttaki linki tıklayarak kanalımıza abone olmaları. Şimdi ilk olarak Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii eski İmam Hatibi Mustafa Demirkan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'e isim vermeden lanet okuduğu iddiaları üzerine Kemal Şahin Talan'ın söylediklerini izleyelim. Merhaba arkadaşlar. İnanın moralim çok bozuk, çok sinirliyim, çok gerginim. Ağzımdan da kötü bir ses çıkarmamak için kendimi sakin tutmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz Ayasofya'nın açılışında Atatürk'e hakaretler yapılmıştı. Bundan 2-3 gün önce de Taksim Camii'nin açılışında yine Atatürk'e hakaret ettiler. Neymiş efendim? Atatürk Ayasofya'yı zamanında müzeye çevirmiş, kafirmiş, suçluymuş, ateşlerde yanmalıymış. İyi ki onun gibi adamlar bundan sonra ülkeyi yönetemeyecekmiş. Yani bu nasıl bir alçaklıktır? Bu nasıl bir hainliktir? Ben anlayamadım. Ve bunu söylerken İmam Efendi orada devletin görevlileri var. Cumhurbaşkanı var, bakanlar var, vekiller var, var oğlu var. Ayıp ya. Onların yanında söylüyor ve onlardan kimse çıkıp ne yapıyorsun demiyor. İmam Efendi, İmam Efendi. Eğer Atatürk olmasaydı bugün ne İstanbul vardı, hani aldık ya İstanbul'u, ne İstanbul vardı, ne Ayasofya bizdeydi, ne de Taksim'e cami yapılmıştı. Atatürk olmasaydı bunların hiçbiri zaten yoktu. Burada İngilizler vardı. Hangi İngilizler mi? Son padişahın anahtarını büyük bir onur ve gururla teslim etti ya İngilizler. O İngilizler vardı. Atatürk olmasaydı sen bugün İstanbul'da mıydın? Ayasofya'da mıydın? Taksim'e cami mi açabilmiştin? Haddini bil ya. Terbiyesiz herif. Biraz insan da ahde vefa olur. Bugün dinini yaşayabiliyorsan Atatürk sayesinde yaşayabiliyorsun. Bugün göklerde bayrağın dalgalanıyorsa Atatürk sayesinde dalgalanıyor. Bugün namaz kılabiliyorsan, ezan dinleyebiliyorsan Atatürk sayesinde dinleyebiliyorsun. Be ey gafil! Utan ya! Nedir bu Atatürk'e saldırmalar? Hiç bıkmadınız mı? Ne zaman vazgeçeceksiniz? Titreyin ve kendinize gelin. Tavuk su içer Allah'a bakar. Biraz vicdanlı olun, biraz ahlaklı olun. Biraz ahde vefa. Adam olun lütfen. Adam olun. Değerli izleyiciler, son birkaç haftadır gündemi işgal eden organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifşaatları bu haftada devam etti. Şimdi program yapımcımız Kemal Şahin Talan'ın Sedat Peker olayı hakkında söylediklerini izleyelim. Merhaba dostlar. Sedat Peker'le ilgili olarak da Sedat Peker videoları başladı yayınlanmaya. Adam resmen rekor kırıyor. Her videosu 5 milyon 10 milyon arasında seyrediliyor. Adam ilk defa hayatında namuslu para kazanıyor YouTube'dan. Öyle yani maalesef hepimizden. Çok süper durumda, harika paralar kazanıyor. Herkes Sedat Peker'in ağzına bakıyor acaba ne konuşacak diye. Bazı kişiler de diyor ki efendim ya Sedat Peker atıyor işte ne olmuş ki yani. Adam eski mafyacı. Aman bu adam terör örgütü başkanıydı. Nereden şey yapacak ki? Eski bir mafyacının ağzına mı bakacağız diyorlar. Ben de diyorum ki arkadaş bu haberleri kimden öğrenmeyi umuyordun ki? Mahallendeki bakkal mı anlatacak sana doğrusunu? Yoksa manav mı anlatacak, market sahibi mi anlatacak? Yoksa saçını kestirirken dedikodu yaptığın berber mi anlatacak?
Sedat Peker bu adamların içindeydi. Sedat Peker bunların mitinglerine gidip konuşmalar yapmadı mı? Ayrıyetten kendi başına, kendi kafasına göre mitingler düzenleyip o istemedi mi? Hatta bizleri öldürüp bize kan banyosu yaptıracağını bu adamların yanındayken haykırmadı mı? O zamanlar adamlarla arası iyiydi, şimdi kötü. Peki bu adamları en iyi kim biliyor, biz mi biliyoruz? Hayır, Peker biliyor. Neden? İç içeydiler. Beraberdiler. Tabii ki Peker bilecek, biz bilmeyeceğiz. Dolayısıyla da onların içinden çıkmış, onların sırlarını, gizliliklerini, hatalarını, günahlarını, sevaplarını bilen Peker anlatacak, biz de dinleyeceğiz. İnanıp inanmamak, doğru mu, yanlış mı, bunu tarih gösterecek, önümüzdeki günler gösterecek. Arkadaşlar, hiç kimse adaletten kaçamaz. Er geç her şey piyasaya çıkar. Dediğim gibi bunları tabii ki Peker'den öğrenecektik. Aralarından çıkan herkesten öğreneceğiz. Çünkü birlikteydiler, beraber yaptılar, beraber ıslandılar. Anladınız? Dinleyelim. Değerli sosyal medyatik izleyicileri, şimdi de programımızın son bölümünde ünlü astrolog Emine Akkaya'nın yıldız falını sizlerle paylaşıyoruz. 7 Haziran, 13 Haziran haftası değerli koç burçları nasılsınız? Umarım her şey iyidir. Yükselen Ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Bu hafta gayet ciddiye alacağınız bir hafta. Ortaklı, disiplin ve sevineceğiniz olaylarla bir araya geleceğiniz, kariyer anlamında güzel adımlar atacağınız ve güzel anlaşmalar imza atacaksınız. O yüzden tedirgin olmayın. Bu hafta sizin için güzel şeylerin başlangıcı. Kafanıza geçmişe ait takıldığınız konular, hak konularınızla alakalı da güzel bir gelişme olacak. Hiç endişe etmenizi istemiyorum. Aşk konusunda yeni bir heyecan, yenilik söz konusu olabilir. Evli olanlarda bir ev anahtarı ya da bir ev alışımıyla alakalı büyük bir sevinç yaşanacak olarak gösteriyor. Değerli boğa burçları nasılsınız? İş hayatınızla ilgili çok güzel atılımlar yapacaksınız. Özellikle ortaklı süreçlerde karlı bir evreniz olacak ve bu sizi mutlu edecek olarak gösteriyor. Fakat 13 Haziran'da dikkat etmeniz gereken tek şey duygusal hayatınızla alakalı ani kararlar verip kendinizi yıpratmamanız gerekiyor. Evlilik kararı veren bazı boğa burçlarında tarih belirleme söz konusu olacak. Sağlık konusu bu hafta migren ağrılarınızı ihmal etmemeniz gerektiğini uyarabilirim. Değerli İkizler Burcu, özellikle şunu demek istiyorum. Size muhteşem bir enerjinin ve keyifli bir haftanın olacağı ve işinizle alakalı bir yükseliş, yeni bir başlangıç söz konusu olacak. Kendinizi çok yorgun hissedebilir, adaptasyon problemi oluşabilir. Bunlara dikkat edelim. Kariyerle ilgili yapmak istediğiniz eğitim konularınız söz konusu olacak. Bu ara aşka güvenmek istemiyorsunuz. Sadece duygusal mantığınız ve kalbiniz hareket etsin istiyorsunuz. Evet, doğru karar ama aşka da güvenme vakti geldiğini düşünüyorum. Artık aşk size heyecan verebilir diyorum. Değerli yengeç burçlarım, bu hafta kafanızı tatille alakalı noktada enerjinizi toparlayacaksınız. Güzel bir projeye imza atacaksınız ama ilk önce bir tatilinizi yapıp geldikten sonra güzel bir proje var. Ve uzun süredir yapmak istediğiniz kurumsal ya da devletle ilgili bir söz anlaşmanız olabilir. Büyük başarılar elde edeceksiniz. Panik yapmanıza gerek yok. Bir de aile büyüklerimizde sağlık problemi olabilir. Bu hafta bunu gözden geçirelim. İhmal etmeyelim diyorum. Uzun süredir görüşmediğiniz dostlarınızla da güzel, keyifli bir dönem olacak. Onların da tadını 7 Haziran, lütfen. 13 Haziran değerli aslan burçları, bu ara sürpriz kavuşumlar var. Özellikle balıkta Mars, Neptün ve ayın 13 Haziran'da güzel bir kavuşumu var. Para konularınızla alakalı geçireceğiniz, beklediğiniz olaylar biraz hayal kırıklığına uğratabilir. Kredi ve kredilerinizle alakalı beklenmedik ödemeler biraz sizi sıkıntıya sokabilir. Lütfen bu hafta ödemelerinizle alakalı ihmal etmemeniz gerekiyor. Yeni bir işe başlamak istiyorsanız, uzun süredir iş kapılarınızla ilgili aksilik varsa bu hafta bunların çözümünü yaratacaksınız. Duygusal hayatınızla alakalı da geçmişte düşündüğünüz ya da olmasını istediğiniz birinin adımı var. Evli olanlarda da gereksiz tartışmalardan uzak durmanızı öneriyorum.
Değerli Başak burçları, bu hafta karşınıza çok keyifli insanlar çıkacak. Güzel anlaşmalar, güzel noktalara erişebilirsiniz. İlişkinizle tartışabilir, gereksiz kapıları kapatabilirsiniz. Lütfen böyle bir hata yapmanızı istemiyorum. Maddi olarak hiç beklenmedik bir noktadan para gelecek. Bu sizin moralinizi düzeltecek olarak gözüküyor. Bir de yurt dışı ile ilgili ne evranız varsa bu tamamlanacak diyorum. Uzun süredir de aşksızlara güzel bir aşk var. Değerli terazi burçları, sağlığınıza özen göstermeniz gerekebilir. Bu ara ailenizde Covid riski söz konusu olabilir. Beslenme noktalarınıza, bağışıklık sistemimize mutlaka ön planda tutalım. Uzun süredir mekan değişikliği yapmak istiyordunuz. Bunun için doğru plan ve programlar söz konusu olacak. Pasaport vesaire işlemleri başlatmak isteyenler için de güzel oluşumlar var. Devletle ilgili bir pürüzünüz olabilir. Dikkat diyorum. Değerli akrep burçları, aşk romantizm alanında güzel gelişmeler olacak. Bu hafta sürpriz sürpriz ilişkilere yelken açacaksınız. Kafanızı karıştıran bir ilişki geride kalıp hayat arkadaşınızla yol alma dönemi olacak. Bu ara rüyalar, hisler çok ön planda olabilir. Bir de şöyle söyleyeyim, aileyle geçiremediğiniz uzun süredir vakti artık bu dönem geçirmeye ihtiyacınız var. Güvendiğiniz bir dostunuzdan maddi kayıp yaşayabilirsiniz. Dikkat diyorum. Değerli yay burçları, ilişkilerinizle alakalı aldatılıyor olasılığı ihtimali çok yüksek bu ara. Gerçeğin peşinden koş, kimse seni aldatmıyor. Yeni fikir ve yeni anlaşmalar ve yurt dışı ile ilgili gitmek istediğiniz bir nokta var. Bunu değerlendirmeniz sizin için hayırlı ve aydınlık olacak. Ve bu ara bağımlılıklara merak sarabilirsiniz. Alışkanlıklarınızı değiştirin lütfen. Değerli Oğlak burçları, yani 7-13 Haziran haftası. Hafta boyunca kendinizi işinize komple adapte olacaksınız. Zihin çok yorulacak ama beklediğiniz yetenekler, beklediğiniz işlerle ilgili çok olumlu süreçler yaşayacaksınız. Uzun süredir hayal ettiğiniz bir ev anahtarı, bir araç anahtarı ile ilgili keyifli bir oluşum söz konusu olacak. Bir de ailenizde depresyon halleri, ruh bozuklukları söz konusu olabilir. Kardeş ve yakın çevrenizde yaşayacağınız anlaşmazlıklar size sıkıntı verebilir. Bol bol denize bakın, bol bol suya bakın, bol bol enerjinizi değiştirin diyorum. Değerli kova burçları, hafta boyunca güçlü auranız çevreye çok fazla etkilenmeyi gösterecek. İşinizle alakalı çok güzel hızlı gelişmeler olacak. Hatta bu ara seyahatler planlayabilir. Bununla ilgili araştırmalara girebilirsiniz. Uzun süredir yapmak istediğiniz ortaklığı olduğunuz süreçte kimliğinizi koymak istiyordunuz. Tam sırası koyabilirsiniz. Gökyüzünün sert bir enerjisi var ama siz bunu çok güzel bir duygusallıkla inanarak bazı şeyleri toparlayıp yeni kendinizi yaratacaksınız. Sağlık olarak dişlerinizle alakalı sıkıntı olabilir. Doktorunuzu ihmal etmeyin. Değerli balık burçları, bu hafta şans konularında size güzel fırsatlar var. Milli piyango oynayabilirsiniz. Spiritüel anlamda kendinizi güçlendirebilirsiniz. Pişik güçleriniz size yenilikler katabilir. Kendinizi geliştirmek için doğru bir zaman. Son zamanlarda yaptığınız en önemli şey işinizle alakalı marka ve yenilikler yaratmak istiyorsunuz. Bunlarla ilgili fikirleriniz ön planda olacak. Yemek konularımıza ve yemekle alakalı noktalara dikkat edelim. Aile içerisinde de soğuk rüzgarlar geride kalıyor. Sıcak iletişimler ve gerekli haklarınızı alacaksınız. Sağlık olarak gözlerinizle alakalı noktaya dikkat edin. Güzel haftalar olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ve böylece bir sosyal medyatik programının daha sonuna geldik. Zaman Mekan Makinesi'nin değerli izleyicilerine veda ederken kanalımıza abone olmanızı bir kez daha rica ediyor. Hepinize saygılar sunuyoruz.